Evet, öncelikle bu akşam burada 3. yılını andığımız şehit Eren Bülbül'ümüzü ve assubayımız Ferhat Gedik'i anarak başlamak istiyorum sözlerimize. Çünkü onlar bizler için, bizim geleceğimiz için, dünümüz için, yarınımız için şehit oldular. Onları rahmetle, minnetle ve duayla anıyoruz. Burada Fatsa, Ünye ve Çevre İlçiler Şehit Aileleri Derneği olarak toplanmamızın iki önemli sebebi var. Birincisi, şu an önünde açıklamayı yaptığımız şehitler anıtımızı Ünye'mize kazandıran, buna öncülük yapan derneğimiz ve en büyük desteğini veren Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza bu anıtı gerçekleştiren Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda Ünye'de en büyük eksikliğini hissettiğimiz çalışma ofisimizin bugün kendileri tarafından hazırlandığını, Ünye'mizdeki Sakatlar Derneği'nin üst katındaki ofisi bize ayarladıklarını belirttiler. Ben burada gerçekten onunla ilgili de derneğimiz adına onursal başkan olarak teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Buradaki öncelikli amaçlarımızdan biri de gerçekten ordumuz büyük şehir, bütün şehir ve birlikte bir şehiriz. Dernek olarak belediye başkanımıza, Hilmi Güler başkanımıza defaatle randevu talep etmemize rağmen hem konularımızı konuşmak hem Türkiye'de ilk defa yapılacak olan projelerimizden bahsetmek hem şehit gazi ailelerimizin dertleriyle hasbihal etmek amacıyla defalarca randevu talep ettik. Özel kaleme gittik. Bizzat kendisiyle görüştük. Kendisi bizi özel kaleme yönlendirmesine rağmen maalesef yaklaşık bir senedir Büyükşehir Belediye Başkanımızın makamında kendisiyle sohbet edip çay içemedik. Bununla ilgili de sistemimizi belirtmek istiyorum. Ama aynı zamanda şehit ailelerimiz, şehit çocuklarımız, gazi ailelerimiz ve gazilerimiz hayatlarını her zaman bir eksikle yaşayacaklar. Ve bizim toplumsal olarak da hem dernek olarak hem toplumda yaşayan bütün insanlar olarak hem kamu kurumları hem özel şirketler ve sahadaki bütün nüfus olarak onların o eksikliğini, o acılarını, o parçalarını hissettirmemek ve onlara hayatta güzel şeyler yaşatmaktır. Ve derneğin de öncelikli amacı budur. Ve Türkiye'de kuruluş amacıyla binaen kurulmuş olan dernekler arasında yeni kurulmasına rağmen dernek başkanımız Adem Çiçek'in, Ünye başkanımız Murat Alemdar'ın öncülüğünde gerçekten ailelerimizin sosyal hayatlarına, yaşamlarına pozitiflik kattık ve onların yaşam sevincini arttırdık. Buradaki derneğin en öncelikli amacı da budur. Biz sadece büyük şehrimizden bu değere değer katmasını talep ediyoruz. Yani Ünye'mizde ordumuzun tek turizm belgeli teknesi olan Makaracı teknesi özel bir insan olmasına rağmen hassasiyet gösterip ücretsiz şehit ailelerimizi taşıyabiliyorsa, adıyla münhasır Şehit Temel Şimşir teknesinde, vapurunda Büyükşehir Belediyesi de şehit ve gazi ailelerimizi ücretsiz taşımasını talep ediyoruz. Çünkü Akkuşumuzdan, Aybastımızdan, Horganımızdan, Kumrumuzdan, İkizcemizden, Çaybaşımızdan, Çatalpınarımızdan, Çamaşımızdan, Kabataşımızdan, Fatsamızdan, Ünye'mizden o vapurda gezmek için insanlar akın akın her gün oraya gidecek değiller. Teleferiğe binmek üzere her gün sadece ücretsiz diye gidecek değiller. Sadece gittiklerinde oradaki görevlinin şehit ailesiyseniz başımızın üzerinde yeriniz var demeleri o ailelerimizi baş tacı etmeleri gerekmektedir. Burada bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizden bunu özellikle talep ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin çoğu yerlerinde şehitlerimizi anmak, yaşatmak ve hatıralarda kalması için sokak isimleri veriliyor. Bununla ilgili biz çok özel bir çalışma yaptık. Bir proje çalışması bu. Bu sokak tabelalarının künyeli bir şekilde ve özel bir mimariyle sokak başlarına koyulması ve sokakta yaşadığı ve adres verirken işte Şehit İslam Çubuk sokağında kalıyorum, orada yaşıyorum diyen bir insanın Şehit İslam Çubuk'un mezarının nerede olduğunu bilmediğini görüyoruz. Büyükşehir'in böyle bir projeye sıcak bakacağını düşüncesiyle randevu talebimizde bulunduk. Ama maalesef başında da söylediğimiz gibi bu talepler olumsuz karşılandı, karşılık görmedi. Biz buradan özellikle sayın valilerimize, sayın kaymakamlarımıza minnetle teşekkür ediyoruz. Gerçekten devlet olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaktalar. Ama Ordu Büyükşehir Belediye'mizden bu hassasiyetle karşılık vermesini bekliyoruz. Ben bizleri burada onurlandırdığınız için basın mensuplarımıza ve bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de bütün şehitlerimiz, gazilerimiz adına
Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.